doğaya dönmenin vakti geldi. Çiçek tarlalarının ardında Türkiye'deki bütün kuş gözlemcilerini ve kuş fotoğrafçılarını davet eden bir ses var. Bir alaca baykuş tüneyine konmak üzere. Alaca baykuşun sesini dinleyip taklit etmeye çalışın. Eğer doğru sesi çıkarabilirsiniz, belki bir baykuş size yanıt verir. Kiuvik hu hu. Aslında bu ses iki ayrı baykuş tarafından çıkarılmış. Ben bu kampa ailemle tatil için, kamp yapmak için, doğayla iç içe olmak için, kuşları öğrenmek için geldim. Kampta olmak şehirde olmaktan daha güzel. Her yerde böcekler, çiçekler, kuşlar. Kuş gözlemcilerini ve kuş fotoğrafçılarını bir araya getiren Trakuş, uzun yıllardır doğa kampları organize ediyor. 2015 yılında düzenlenen kampın adresi ise Bursa'nın Karacabey ilçesi ve çevresindeki Longoz ormanları. Şimdiki çocuklar gerçekten çok şanssız. Çünkü her şeyi televizyonlardan ve bilgisayarlardan yapay olarak öğreniyorlar. Ama buradaki doğal ortamda bütün doğal yaşamı, hayvanları, kuşları birebir yakından görebiliyorlar. Onları tanıyabiliyorlar, onları seviyorlar ve artı onlara saygı duyabiliyorlar. Bu ortamın onların olduğunu görebiliyorlar. Göğsü beyaz onun. Yüksek ya da alçak bir tünekte böcekleri yakalamak için tetikte bekliyor. Okuyabilir miyim? Açık alanların açık renkli, kahverengimsi, sakin ve ciddi kuşudur. Çocuklarımızla birlikte doğanın içinde bir kamp yaşantısı yaşamakta amacımız. Hep beraber hafta sonumuzu doğanın içinde geçirmek için buraya geldik. Doğa severlerin özel bir ekosistem olan Longoz'u seçmesinin önemli bir nedeni var. Denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu oluşan longozlar, farklı kuş türlerinin tercih ettiği yaşam alanları. Biz Trakuş olarak her sene bir bahar kampı yapıyoruz. Buna bir ananevi bir şekilde 11 senedir yapıyoruz. Bu 11. Trakuş kampımız. Yer seçimlerinde tabiat ve kuşlar bizim için önemli. Çok el değmiş yerleri sevmiyoruz. Daha doğal kalmış, az bozulmuş, doğası güzel yerleri tercih ediyoruz. Ve bu konuda da üyelerimizden gelen taleplere göre davranıyoruz. Burada Alper Tüydeş üyemiz 3 senedir bize Longoz çok güzel, Longoz çok güzel deyip duruyordu. Yani hani hakikaten çoğumuzun da görmediği, bilmediği bir bölge burası. Biz de kalktık geldik bundan 2 ay evvel keşif amacıyla. Geldik görünce hayran kaldık ve dedik ki tamam burası. Katılımcılarımız Türkiye'nin dört bir tarafından geldiler. Adana'dan gelenler var, Samsun'dan gelen, Ankara'dan gelen, İstanbul'dan, İzmir'den. Yani hani saymakla bitirilmez. Trakuş 7'den 70'e ve çok çeşitli meslek gruplarından insanları bir araya topluyor. Hep birlikteyiz. Tek amacımız var, kuşlar. Sakalar güzel. Yarın o zaman bedenimiz belli oldu. Bunlar güzel. Ben bu kampta daha çok bu hobiye sahip insanlarla bir arada olmak. Asıl tanışmamızı sanal ortamdan gerçeğe indirmek burada. Biraz sonra yaban hayat fotoğrafları çekmek için kamuflaja gireceğim. Benim için kamuflaja girmek sanki doğanın bir kapısını aralamak gibi. İnsanoğlu her ne kadar doğanın bir canlısı, bir parçası olsa dahi birbirimizden uzaklaştık gibi görünüyor. Biz bu kapıyı da işte kamuflaja girerek açıyoruz. Canlılarla bir arada olduğumuzu hissediyoruz. Bu gerçekten harika bir duygu. Doğada vakit geçirmek için gitmek yeterli. Doğaya ait olmak içinse biraz daha çaba sarf etmek gerekiyor. Kamuflaj, iyi kuş fotoğrafları çekmek ya da etkili bir gözlem yapmak için kaçınılmaz. Ama bunun yanında toprakla, bitkilerle, ağaçlarla,
en yakın teması kurup aralarında kaybolmak tamamen doğanın parçası olmak için ön koşul. Benim için en heyecanlı anı kuş fotoğrafçılığında kamuflaja girdikten sonra o beklediğim kuşun ya da beklemediğim bir sürprizin ortaya çıkması oluyor. Orada has çok yüksek düzeyde oluyor gerçekten. Çok heyecanlı bir sahne oluyor bizim için. Sabır kuş fotoğrafçılığında anahtar kelime. İyi fotoğrafa giden yol doğada uzun vakitler geçirmekle mümkün. O sabrı gösterene kuşlar da cömert davranıyor. Tıpkı bu sığırcığın yaptığı gibi. Kamp hayatının tadıysa gün batımından sonra çıkmaya başlıyor. Kamp ateşi etrafında toplanan kuşçulara küçük adanın bir sürprizi var. Şimdi benim adım Adam. Bu ay kuşları sevdiğim için üye olmaya karar verdim. Şimdi kuş fotoğrafçılığına başladım. Ve Emine Sapmaz İlkokulu'nda okuyorum. Ben sınıfta da bayağı başarılıyım. Fotoğraf da iyiyim de yani. Ama bir sorunum var. Şimdi okula gidiyorum, geliyorum, o yüzden kuş sekemiyorum. Bazen hafta sonları sektiğim için size bir sürprizim var. Şimdi annemle beraber biz turna kuşları yaptık. Şimdi bu kuyruktan tutuyoruz. Şunu sektiğimizde... Trakuş kampının en küçük katılımcısı Ada Ulaş Karan, cana yakınlığı ve hediye ettiği origami kuşlarla herkesin gönlünü çeliyor. Gecenin kör karanlığındaysa çadırların değil, yine ormanın yolu tutuluyor. Birazdan Alacabaykuş arazisine gideceğiz. Alacabaykuş Türkiye'deki orta büyüklükteki baykuş türlerinden bir tanesidir. Zararlı, özellikle insanlara karşı zararlı küçük fareleri, kemirgenleri, böcekleri yer. Gayet güzel ve sevimli bir baykuş türüdür. İnşallah güzel bir arazi sonrasında kendisini çekmeyi umuyoruz. Alaca baykuşun bende özel bir yeri var. Alaca baykuş Türkiye'de yani Trakuş adına bana aittir yani ilk fotoğraf. Aynı zamanda Türkiye'de su içerken bir baykuşu görüntüleyen tek kişi benim. O da bir alaca baykuştu, Marmaris'teydi. Yani alaca baykuş benim için çok önemli bir yere sahip. Şimdi aslında çocuklar, bir hafif ışık böyle bir tutsun, geldiğini görürsünüz. Baykuşun durdurduk, fazla rahatsız etmeden birkaç karesini alacağız ve buradan ayrılacağız. Ben de dürbünle izliyorum. Bu biraz daha farklı bir tür. Yani normalde Alacabaykuş'un şu formunu görüyoruz. Ama şu anda biraz daha kızılımsı bir formu var. Yani biz şu anda çekiyoruz ama hayvan bizi umursamıyor. Baykuşlar gece uçarken ses çıkarmazlar. Bunun nedeni tüylerin aralarında bulunan, diğer kuşlarda bulunan şu çengellerdir. Baykuşlarda bunlar yok. Bu gördüğünüz, elimde gördüğünüz en solda bulunan kulaklı orman baykuşunun tüyü. Bu ortadaki kukumanın tüyü. Bu da peçeli baykuşun tüyü. Fark ettiyseniz hepsi farklı farklı renklerde. Alacanın daha bulamadım. Umarım bir gün tüyünü düşürür ya da onun peredini ararken tüyü düşmüş bir halde tüyünü bulabilirim. Uzun ve verimli geçen gecenin ardından gün erken saatlerde başlıyor. Kampta her yeni gün başka maceraların ve farklı türlerin habercisi.
Evet arkadaşlar, saat 6.30. Startı veriyorum. 10.30'a kadar herkesin burada olması gerekiyor. 6.30'da dönmesi gerekiyor. 10.30'da bana sadece bir liste getirecek üyelerden bir tanesi. Hepinize iyi şanslar. Kampın ikinci günü bir yarışmayla başlıyor. Gruplara ayrılan katılımcılar en çok türü fotoğraflamak için yollara düşüyor. Ben Tıra Kuş Kampı'na Ankara'dan katılıyorum ve ben 3 yıldır burada gözlem yapıyorum. Kuş gözlemciliğinde 2 nokta var. Birincisi görüp tanımlayabilmek, diğeri kuşun sesinden tanımlayabilmek. Bu ikisini bir arada yapabilirseniz gayet başarılı oluyorsunuz aslında. Gayet farklı türler görüyorsunuz, fotoğraflıyorsunuz, çevrenizdeki insanları da gösterebiliyorsunuz. Bu ses tanımlama kısmı biraz daha zor olan kısmı. Çünkü akrabalarımızla bile telefonla konuşurken bazen seslerini çıkaramıyoruz. Bu yüzden ses öğrenmek biraz uzun zaman istiyor. Yok şey, kamış bülbülü. Tamam, güzel, bu da tamam. Tür. Güzel. Öyle, iyi. Şu an iyi mi? İyi bence. Büyük kuşlarına başladığımızda tamamlarız gibi geliyor bana. Balıkçılar daha yok çünkü ördekler az. Yeşilbaş da çektik. Yeşilbaş tamam bende tamam. Var. Kuş gözlemine çıktığımızda dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. En önemlisi de kuşu alandan kaçırmamak, onun faaliyetlerini etkilememek. Sonuçta biz kuşu gözlemliyoruz ama o kuş bize görünmek için orada değil. O besleniyor, üreme çağrısını yapıyor zamanı geldiğinde. O yüzden ona bir mesafe koyup o kuşu rahatsız etmeden gözlemlemek asıl amacımız olmalı bizim. Daha sonra türü görüp tanımlayabilmek ikinci kademedir. Buradan akbalıkçıl mı geçiyor ya karşıdan? Haklı değil mi? Kuş fotoğrafçılığı çok keyifli bir şey. Keyifli ama bu hastalık. Bu hastalığa yakalanmak için bir şekilde birinin size ufak da olsa bir doz vermesi gerekiyor. Bu araziye gittiğinizde siz şu türü biliyor musunuz demekle başlayabilir. Ya da ilk çektiğiniz fotoğrafla başlayabilir. Bunun için insanların monoton yaşantılarından çıkıp çok uzağa değil, parka gidip orada kendileri dışında yaşayan bir canlının varlığından haberdar olmaları yeterli. İlk defa Karacabey kampında yapılan tür yarışması ekipler için keyifli olduğu kadar heyecan verici de. Bakalım ipi kim göğüsleyecek? Şu an saat 10. Şimdi gördüğümüz türleri makineden bakıp deftere yazacağız. Daha sonra da bu kartlardan bilgisayara aktaracağız ve fotoğrafların onaylanması için en net fotoğrafı seçeceğiz. Daha sonra onları jüri üyelerine vereceğiz. Yeşil var. Alakarga. Tamam. Onu yazdık. Evet. Kamış bülbülü var. Bülbül mü kamış? Vay. Normal. Merhaba. Şu Şahin mi ya? Bakayım. Şahin. Kızıl başlı örümcek kuşu. Tıra kuş olarak amacımız kuş fotoğrafı çekmek değil. Türkiye'deki kuş popülasyonu üzerine bir envanter çıkarmak ve bilgilerini toplamak. Dolayısıyla biz fotoğraftan daha çok kuş türlerinin önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da biz bir tür yarışması yaptık. Bu da insanların kuş tanıma yeteneğini kazanmasını geliştiriyor. O sayede de Türkiye'de her gün yeni türler bulma şansımız oluyor. Umduğumuzdan çok heyecanlı bir yarışma geçti. Alperlerin ekibiyle başkanın ekibi 49-49 gibi bir sonuca geldiler. İkisi de 49 tür tespit etmiş oldu. Şuna karar verdik. En genç eleman hangi ekipteyse birinciliği ona verelim dedik. Dolayısıyla sonucu ada belirledi. Raketimizi bütün ekip adına adaya. Kampta gün kaçta biterse bitsin kalkış saati değişmiyor. Akşam üzeri saatlerinde olduğu gibi günün ilk saatleri de fotoğraf çekmek için kaçırılmaması gereken zamanlar. Çalar saate ise
hiç ihtiyaç yok. Karacabey kampçılarını keçiler uyandırıyor. Evet, şu an bu akşam gerçekleştireceğimiz programlanmış arazi çerçevesinde baykuşları aramaya çıkacağız. Tabii misafirlerimize baykuşları çektirebilmek için önce bir kendimiz tekrar alandan son bir kez bakıp emin olmaya çalışacağız. Baykuşların çok tipik bir özelliğidir pelet çıkartmak. Yediği fare ve benzer kemirgenlerin, hatta böceklerin sindiremedikleri kabukları olabilir. Kemikleri ve kıl, tüy gibi kalan geriye kalan kısımları, sindirimden sonra geriye kalan kısımlarını içerisinde preslenmiş bir şekilde baykuş ağzından geri çıkartıyor. Ve bu genelde sürekli tünediği tüneklerin altlarında bulunuyor bu pelet. Biz de o peletleri eğer bulursak baykuşun orada konakladığını bilip nerede arayacağımızı, aramaya nereden başlayacağımızı da böylelikle kestirmiş olacağız. Burada öncelikle çok güzel bir saklı cennetimiz var bizim. Bu son yıllarda artık insanlar tarafından bilinmeye başlanmış bir yer. Subasar Ormanı diye tabir edilen Longoz Ormanımız var. Bundan Türkiye'de sadece 3 tane, Avrupa'da da örneği kalmadı. Amazonların bu bölgedeki farklı bir versiyonu diyebiliriz bu ormanlar için. Geçmiş zamanlarda Karacabey'deki diğer kuş gözlemcisi arkadaşım sevgili Eczacı Okan'la birlikte bu alanda üreyen bir alaca baykuş ailesi bulmuştuk, tespit etmiştik. Onlar 2 yıl boyunca sürekli olarak bu alanı kullanmışlardı. Bu yıl gelmedim üreme döneminden sonra. Baharda hiç gelme fırsatı bulamamıştım. Ağaç şurada. Nerede? Aynen şurası. Şimdi sizlerle beraber gidip önce alanda pelet bakacağız. Eğer bulduğumuz peletler ıslaksa, yani yaşsa, yeniyse demek ki bu alanda tekrar bu sene de üremeye girmişler demektir. Alanda 2 tane büyük çınarımız var. Bu şekilde. Geri kalanlar hep genelde kayın, meşe ağaçlarından oluşuyor. Bu çınar onların arasında oldukça ihtişamıyla yaşamını sürdürmekte. Alaca baykuşlar çınar ağaçlarının ve bununla beraber meşe ağaçlarının yaşlarını seviyor. Onların dalları hem onların tünemeleri için hem de yuva yapmaları için olanak sağlıyor. Zamanla kırılan dallar çürüyerek içine doğru hafif meyilli bir oluklar oluşturuyor, kavuklar oluşturuyor. Ve bu kavukları da bu baykuşlar üremek için son derece önemli bir yere sahip baykuşların hayatlarında, popülasyonlarını devam ettirmelerinde. Şimdi alanda pelet aramaya başlayacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Esasında pelet dediğimiz şu boylarda oluyor ve şekil olarak neredeyse aynı. Bu kurumuş, kırılmış bir ağaç parçası ama pelet de bunun yün tabakasıyla kaplanmış ve içinde zaman zaman kemikleri gözüken bir cisim. Tabii burada ormanın tabanı sürekli bitki örtüsü ve düşen yapraklarla kaplandığı için ve bunun yanında bu son bahar dönemi bayağı bir yağışlı geçti. Düşmüş olan mevcut peletler herhalde ortadan kaybolmuşlar. Ama tekrar birkaç yerde daha aramaya devam edeceğiz şimdi. Az önce bahsettiğim gibi alaca baykuşların sevdiği yaşam alanı. Keşke biraz daha yüksek olsaydı ve bize olanak sağlasaydı ama şu an için ağacın içi tamamen boş. Çünkü alçak bir mesafede. Burada bu alanda sanırım baykuşu bulamayacağız. Tekrar başka bir alana bakmamız gerekecek. Türkiye'nin farklı coğrafyalarında düzenlenen trakuş kamplarının farklı kuş türlerine ulaşmak, kuş gözlemcilerini buluşturmak gibi amaçları var. Doğaya saygı ve onun bir parçası olan kuşlara duyarlılığı artırmak içinse gidilen bölgede yaşayan çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Bursa'nın Karacabey ilçesinde de ilkokul çocukları bu şansı yakalıyor. Burası Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğu'nun bir kampı. Bu 4000 kişilik bir topluluğuz biz. Bütün Türkiye'de illere yayılmış bir sivil toplum örgütü. Yani herkesin işi var, çalışıyor. Ayrıca hafta sonları da bu işte vakit geçiriyorlar. Yani bunu keyif için yapıyorlar. Hobi olarak yapıyorlar.
Şimdiye kadar kaç tane kuş kaydettiniz? Çok. Bak, Türkiye kuş listesi. Gidiyorum buraya, tıklıyorum. Burada 481 tür yazıyor. Ancak 481 iken son ayda iki kuş daha buldu arkadaşlarımız. Kayda geçin. Geleneksel hale gelen ilkokul çocuklarının kamp ziyareti, kuş gözlem eğitimi, dürbün ve kitap dağıtımına Karacabey kampında Fazilet Ülker resim yarışması da ekleniyor. Önce birinci sınıflardan başlayayım. Birinci sınıflarda çok zorlandık. İki fotoğraf birinci oldu. Çeyrek kelimeden kuşların özgürce uçamadığı için başka ülkelere sığındığını ve ülkemizden kaçtıklarını anlatmaya çalışıyorum. Kuş gözlemine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Fazilet Ülker anısına düzenlenen resim yarışması, çocukların doğaya ne kadar duyarlı olduklarını ortaya koyuyor. İnsan yaş aldıkça dünyanın merkezine kendini koyarken, çocuklar başka canlılarla birlikte yaşadıklarının çok daha farkında. Ortadan da net olup olmamasını ayarlayabiliyorsun rahatça. Anlaştık mı? Kesik çalan kuş, kara tavuk. Orada. Bakın. Arkadaşlar. Bakın ağaçtaki kuşlara bakın şimdi. Görebiliyor musunuz? Böyle kızıl sırtı. Bir tane buldum. Kızıl sırtı var. Serçeye benziyor. Serçenin daha büyük. Ve sırtı kızıl kahverengi. Bakın erkeğe geldi. Arkaya erkeğe kondu. Gördünüz mü? Nerede? Görmek isterseniz sessiz olun. Ve benim peşimden ayrılmayın. Eğer başka şeylere bakarsanız göremezsiniz, kaçırırsınız. Anlaştık mı? Beraber tekrar ayrıca bakalım bir şey görebilecek miyiz? Doğada her şey planlandığı gibi olmayabilir. Bir yırtıcı görmeye gittiğinizde boş dönmeniz ya da başka bir türe rastlamanız olasılıklar dahilinde. Ama sonuç ne olursa olsun vaktinizi boşa geçirmiş sayılmazsınız. Büyüleyici doğada geçirilen her anın kıymeti büyük. Gündüz gözlemlenemeyen baykuşlar için gece vakti yeniden yollara düşülüyor. Ekibin karşısına ilk çıkansa İshak kuşu oluyor. İshak kuşu baykuşlardan en kamuflaja sahip bir tür. Görmek çok zor. Tamamen ağaç renklerinde. Burada bir şekilde Karacabey'de bir parkta çok bol şekilde bulunuyorlar. Burada üremişler. Burada insan artıklarıyla beslendikleri için de burayı sevmişler, gitmiyorlar. Onlar için buraya geldik. 4-5 tane İshak kuşunu aynı anda görebiliyoruz. Karacabey Çamlık Mesire alanındayız. Burası normalde gündüzlerin insanların piknik yaptığı bir bölge. Ama akşamları onlar çekildikten sonra baykuşlar alana hakim oluyorlar. Gündüzden insanların bıraktığı kırıntıları yemeye gelen fareleri ve buna benzer küçük kemirgenleri, hatta böcekleri yiyorlar. Alanda İshak kuşu ve kulaklı orman baykuşunu bu akşam görüntülemeyi başardık ama bunun haricinde aynı alanda yine peçeli de ve kukuma da görebiliyoruz. Normalde baykuşlar yaşadıkları bölgede kendi cinslerinden sadece bulunur. Diğer türleri reddederler, alan dışı bırakmaya çalışırlar. Ama Karacabey bunun istisna bir örneği. Çünkü aynı alanda 4 tane baykuş ki bunlardan kulaklı orman baykuşu, İshak kuşu, peçeli baykuş ve kukuma hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip 4 baykuş türü aynı alanda görülebiliyor. İshak kuşları yazın geliyor, göçmen kuşlarımızdan bizim. Nisan 2. haftasından itibaren burada oluyorlar. Yaz sonuna kadar burada üreyip daha sonra tekrar geldikleri ülkelere geri dönüyorlar. Kulaklı orman yerleşik türümüz. Kışın daha çok yemim olduğu çiftlik alanlarına, tarım arazilerine gidiyorlar. Ama yazın tekrar üremek için onların doğada çok fazla bulamadığı doğal çam ormanları olmadığı için burada yapay mesire alanı için yapılmış alanımızı kullanıyorlar. Karacabey kampının favori türü baykuş, çoğu kuş fotoğrafçısının özel ilgi alanı. Türkiye'de bugüne kadar 10 baykuş türü gözlemlenmiş. Hemen hemen bütün Anadolu coğrafyasında onlara rastlamak mümkün. Patlayan flaşlara rağmen duruşunu bozmayan baykuşları fotoğraflamaksa büyük zevk.
Karacabey'de Longoz'a doğru gidiyoruz. Orada baykuşlar için bir içinde ışık olan bir ev yapacağız. Maket bir ev yapacağız. Ve baykuşların ışığa olan tepkisini anlamaya çalışacağız. Eski köylerde olduğu gibi bir evin içinde yanan ışığın dışarıya vurma hissini veren bir kutu yapıyoruz. Kutunun içinde, yani kutuyu bir ev maketi farz edin. İçinde bir ampul yakacağız. Bunun bir tarafını açık bırakıyoruz. Oradan ışığın dışarıya sızması ve önünü aydınlatmasını sağlayacağız. Bu aydınlığa da baykuşun gelmesini bekleyeceğiz. Amaç belli bir daha iyi ışık şartı olan bir alan oluşturup baykuşun orada avlanmasını sağlayacak ortamı meydana getirmek. Evet, güzel, güzel bir ışık kaynağımız. Uzun yıllardır kuş gözlemi yapan ve fotoğraflayan ekip dikkate değer bir tecrübenin de sahibi. Kuş davranışları konusundaki bilgileri onlara yine kapıları açıyor. Beklenen alaca baykuş kısa zamanda ağaçtaki yerini alıyor. Abi geldi şu an ağaçta. Işığı tuttuğum noktada bak şu an. Ağacın üstünde yaklaşık bir 8 metre 10 metre yukarısında. Evet, nihayet... İki baykuş birçok yerde bulamazken birden bu bölgede iki baykuş birden geldi. Genelde kuş fotoğrafçılarının zorlukla bulduğu güzel, aslında ürkütücü sesi olmasına rağmen çok sevimli hareketleri olan bir tür. Şu anda etrafımızda iki tane birey var, sürekli birbirlerine pike yaparak o dalda da uçuyorlar. Alanda bizim gözümüzün önünde olan iki tane var ama arka taraflardan da zaman zaman sesler geliyor. Aslında bir tarafta belli bir loş ışıkta kuşları cezbedebiliyoruz. Bu da hani eskiden bu uğursuzluk hikayesinin sebebini hani bize izah etmeye yeterli bir durum. Türkiye'de bir kanı var, baykuş uğursuzdur. Ben küçüklüğümden beri aman oğlum baykuş uğursuzdur. Yani bunu araştırdık aslında. Bayağı bir hani, halkla, köylülerle konuştuk ve şunu anladık. Anadolu'da bundan bir 30-40 sene evvel elektrik köylerde yok. Bütün köyler gaz lambasıyla aydınlanıyor ve gaz lambasını insanlar akşam yatarken söndürüyorlar. Bir tek hasta veyahut ölü olan evlerde gaz lambası sabaha kadar yanıyor. Ve o evin ışığında, yani gaz lambasının etrafa pencereden sızan ışıkta baykuş avlanıyor. Çünkü baykuş görüş yeteneği, gece görüş yeteneği en kuvvetli hayvanlardan birisi. Yıldız ışığı bile bayağı yetiyor. Kaldı ki bu pencereden sızan bir ışıkla desteklenirse korkunç bir görüş sağlıyor o alanda. Ayrıca köylerin civarında da insan artığı olduğu için küçük memeliler, yani fare, kemirgenler çok bol oluyor. Dolayısıyla ışık yazan evin etrafında her zaman baykuş bulabiliyor eskiden köylüler. Köylü çıkıyor evinden dışarı, çatıda baykuşu görünce ya uğursuz hayvan bak öldü, işte bu hayvan hep uğursuzdur. Bu artık belli bir yüzyıl sonucunda oturuyor topluma, baykuşun uğursuzluğu olarak oturuyor. Ve hani bu zavallı güzelim hayvan böyle uğursuz bir hayvan olarak nitelendirilmeye başlıyor. Biz bunu, bu bilgiyi kırmak istiyoruz. Yani bunun çok doğal bir şey olduğunu, bu hayvanın oraya beslenmek için geldiğini, çünkü sizin ışık yaptığınız için ve hani beslenmesi için uygun ortamı yarattığınız için orada olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu da bu kampımızın temalarından biriydi. Saati 3.30 yaptık ama başardık sanıyorum. Artık gidip rahat rahat uyuyalım, çünkü hakikaten inanılmaz kareler çektik ve kuşları istediğimiz gibi bulabildik.
3 günü geride bırakılan Bursa Karacabey kampında artık sona yaklaşılıyor. Bölge coğrafyasına özgü türlerin birçoğu kamp boyunca gözlemlendi. Coğrafyanın verdiği huzurun kıymeti ise zaman daraldıkça daha da iyi anlaşılıyor. Karacabey longozunun çağrısına kulak verenler zamanın kazananı olarak kampı tamamlıyorlar. Tırakuş'un 4-5 yıllık bir üyesiyim. Üye olduğum süre boyunca Tırakuş'un iç yapısını gördükçe özellikle kamplarının çok eğlenceli, çok cazip ve o bölge içinde çok yararlı olabileceğini düşünerekten geçmiş yıllarda yaklaşık bir 2-2,5 yıl olmuştur herhalde. Sayın Serhat Digrel'e ve Ömer Furtun'a bu ormandan bahsedip, türlerinden bahsedip ilgi uyandırmaya çalışmıştım. Devam eden süreçte Tırakuş da sürekli ormanın propagandasını yapar gibi ilginç insanları buraya çekecek türleri paylaştım. Bunların başında da bence aksırtlı ağaçkakan geliyor. Türkiye'deki ağaçkakanların içerisinde en nadir görüleni. Diğer yerlerde rastlantısal konuk gibi çok az görülmesine rağmen longoz ormanının adeta bir serçesidir aksırtlı ağaçkakan. Yavru o ya. Bir yuva var, ortanca olabilir. Yavru dışarı bakıyor. Kafası kızarmış ama onu bir çıksa da görsek. Çok güzel ya. Bir ağaç kakan yuvası bulduk. Yavrusunu büyütmüş. Sanıyorum uçmasına birkaç gün var yavrunun. Bayağı büyümüş. Birazdan annesi gelip ona yemek getirecektir. Bunlar eski ölmüş ağaçları buluyorlar. Onların içindeki kovukları bir delik açıp orada yumurta bırakıyorlar. Ve işte ilkbaharda böcekler bolken onları büyütüyorlar. Kaç yavru var bilmiyoruz şu anda tabii. Yuvayı biz sadece deliğini ve dışarı çıkan bebeğin başını görüyoruz. Kuş gözlemcileri çok şanslı. Ağaç kakanla yavrusuna bu kadar yakından tanıklık etmenin keyfi başka yerde yok. Annem hep oğlum kendini yoruyorsun diye senelerdir söylüyor. Ama ben dinleniyorum. Yani aslında burada hayat çok zor. Yani sabah kalkıyorsunuz çadırda, işte ateş yakıyorsunuz, ekmek kızartıyorsunuz. Uyumak zor çünkü yatağınızda yatmıyorsunuz, şişme bir yataktasınız. Hakikaten bütün gün çalışmak zorundasınız ve ağır şartlarda çalışmak zorundasınız. Güneş altında bütün gün geziyorsunuz. Ama ruhunuz ayrı dinleniyor. Yani ben hafta sonu bu yorgunlukla evime, işime döndüğüm zaman sıfırlanmış olarak dönüyorum. Yani burada ben beden yorgunluğunu değil, ruhumuzu dinlendiriyoruz. Ben tavsiye ediyorum bütün insanlara. Yani hani güneşte yatmak değildir tatil. Tatil çalışmak, doğada olmak, doğanın içinde yaşayabilmektir bence. Herkesi kamplarımıza davet ediyorum.